içinde vurdular beni. Evet sevgili izleyicilerimiz, değerli veliler, sevgili çocuklar, yayınımıza hoş geldiniz diyerek programımıza başlıyoruz. Bugünkü konumuz onlarca kahramanlıkların yazıldığı, tarihimizde yer alan gurur vesikalarından sadece bir tanesi, belki de en önemlilerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferimiz. Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bünyesinde Kilimli Anadolu Lisesi olarak hazırlamış olduğumuz 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne tekrar hoş geldiniz diyor ve sizlere konuğumuzu takdim etmek istiyorum. Konuğumuz Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doktor Sinan Yüksel. Değerli hocam, bizleri kırmayıp yayınımıza geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Yani bu önemli günleri gençlerimize aktarmak adına hani böyle bir teklif yaptığınızda hiç düşünmedim. Bunun çok anlamlı ve çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda ben size teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler hocam. Kısaca bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Öğrencilerimiz sizi tanısın. Tabii elbette. Ben 2006 yılından itibaren Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde önce Çaycuman Meslek Yüksekokulu'nda okutman olarak göreve başladım. Doktoramı bitirdikten sonra da 2012'den işte 2022 yılına kadar da tarih bölümünde Fen Edebiyat Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Yakın çağ ana bilim dalında görev yapıyorum. Hani bu anlamda Fransız İhtilali'nden Birinci Dünya Savaşı'na kadarki süreçte
hem Osmanlı Devleti'ne hem de Avrupalı devletlerin tarihlerine dair araştırmalar ve incelemelerim var. Evet. Evet, tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, değerli izleyiciler, programın başında da söylediğim gibi bugünkü konumuz 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'dür. Bugün imkansızlıkların içinde nelerin yapılabileceğini bize ve gelecekteki nesillere gösteren kahramanların hikayesinden bahsetmek istiyoruz size. Aslında Çanakkale Savaşı sadece 18 Mart'ta olmuş bitmiş bir şey değildir. Belirli aralıklarla süren savaşların toplamadıdır. Kısacası Çanakkale Savaşları, Çanakkale 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden sadece biridir. Değil mi hocam? Haklısınız. Doğru hocam. Birçok cephede savaşıyor. Onlardan biri de Çanakkale cephesi. Evet, peki bu Çanakkale cephesini bu kadar önemli kılan nedir? Şöyle söyleyeyim Hüseyin hocam. Şimdi dediğiniz gibi birçok farklı cephede savaşmasına rağmen en önemli cephenin Çanakkale cephesi olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Şöyle ki hani diğer cepheler de elbette önemlidir ama diğer cephelerde Osmanlı Devleti'nin şöyle bir şansı var. Daha geride yeni bir savunma hattı oluşturma imkanı var. Ki daha önce işte Kanal Cephesi'nde mücadele ediyor Osmanlı Devleti. Orada bir yenilgiye uğradıktan sonra daha geride işte Yemen Hicaz'da yeni bir savunma hattı oluşturabiliyor. Orada yenilgiye uğruyor. Daha geride Suriye Filistin'de bir cephe oluşturabiliyor. Tekrar mücadele edebiliyor. Ama Çanakkale'de yani Çanakkale geçilirse İstanbul işte Osmanlı Devleti'nin başkenti İtilaf Devletleri'nin işgali altına girecek ve daha savaşın ilk yılında Osmanlı Devleti savaş dışı kalma ihtimali var. Yani daha gerisinde yeni bir cephe oluşturma durumu olmadığı için de burası diğer cephelerden çok daha önemli bir cephedir diyebiliriz hocam. Anladım. Peki, İtilaf Devletleri bunu tabii düşünerek buraya saldırdılar. Savaşı bir an Elbette. önce bitirip Osmanlı'yı saf dışı bırakmak için. Peki Evet. bu kadar önemli bir durum için ne gibi hazırlıklarda bulundular? Öncelikli olarak şunu sizlere arz edeyim Hüseyin Hocam. Daha önce Rusya'ya Baltık Denizi'nden yardım gönderen İtilaf Devletleri, bu yardımın Alman denizaltıları tarafından engellenmesi üzerine yeni bir arayış içerisine girdiler. Rusya'ya yeni bir yol üzerinden işte yardım götürme düşüncesiyle boğazları kendilerine hedef olarak seçiyorlar. Boğazlar da onlara göre zayıf, güçsüz bir Osmanlı Devleti elinde. Aslında şöyle düşünüyorlar, çok yakın bir geçmişte Balkan Savaşları yaşanıyor. Ve bu Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti çok küçük Balkan devletlerine kısa süre içerisinde yenilgilere uğruyor. Yani burada güçsüzlüğü ortaya konulmuş oluyor. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ne işte saldırıda bulunarak onu çok kısa bir süre içerisinde yenebileceğini, sonrasında İstanbul'u işgal edebileceğini, Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakıp işte Rusya'ya gerekli olan silah, cephane ve gerekli diğer malzemeleri ulaştırabileceklerini düşünüyorlar. Ve yine işte Osmanlı Devleti savaş dışı kaldıktan sonra savaşı Almanya üzerinde yoğunlaştırıp bir an önce sonucu almayı hedefliyorlar. Bundan dolayı Çanakkale'ye bir saldırıda bulunuyorlar. Bir taşla Hani iki bu kuş anlamda diyebiliriz yani. İtilaf yani Devletleri'nin evet hem dediği Rusya'ya doğru. yardım gidecek hem Osmanlı savaş dışı kalacak. Böylelikle isteklerini gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlar. Bu anlamda da dediğiniz gibi bir takım hazırlıklar içerisine giriyorlar hocam. Yapmış oldukları hazırlıklar içerisinde işte dönemin en önemli donanmasına sahip İngilizler ve Fransızlar. Öncelikli olarak donanmalarıyla Çanakkale Boğazı önlerine geliyorlar ve boğazı bombardıman altına alıyorlar. Bunun yanı sıra küçük mayın tarama tekneleri var, Troy tekneleri. O teknelerle de işte yaklaşık bir ay boyunca Boğaz'da işte bizim dökmüş olduğumuz mayınları temizlemeye çalışıyorlar. İşte mayınları temizlediklerini düşündükleri ve havanın da işte müsait olduğu 18 Mart tarihinde Boğaz'ı geçebilmek adına harekete geçecekler. Peki bütün bu saldırılar hazırlanırken tabii ki Osmanlı Devleti'nde de bazı şeyler duyuluyor. Özellikle İstanbul'daki halk Evet. ve oradaki o zamanki yönetim. Evet. Buna karşılık yani İstanbul'da neler yaşanıyor? Nasıl karşılanıyor bu durum? Yani bunu şöyle sizlere anlatayım. İstanbul'da bir
endişe yaratıyor. Yani İtilaf Devletleri çok güçlü bir donanmayla Boğaz'a gelmişler. Boğaz'ı geçmeye çalışıyorlar. İstanbul'a girme ihtimalleri var. Bu durum işte büyük bir telaş ve endişe kaynağı oluyor. Bir takım tedbirler alınmaya çalışılıyor. İşte hükümetin geçici olarak Eskişehir'e taşınması fikri ortaya konuluyor. Bununla birlikte İstanbul aynı zamanda padişahın ikametgahı, merkezi, padişahın da güven altına alınabilmesi için Eskişehir'e taşınması kararlaştırılıyor. Hatta Eskişehir'de işte padişahın oturacağı evler dahi tutuluyor. Bunun yanı sıra sarayda o değerli eşyalar Konya'ya naklediliyor. Hani bu anlamda İstanbul'da işte o endişenin yaratmış olduğu o telaşla birlikte bir takım önlemler alınıyor. Onun dışında Çanakkale'de de işte tapyalar oluşturuluyor. Boğaz'ın işte tahkimatı güçlendirilmeye çalışılıyor. Ya da elimizdeki imkanlarla işte Boğaz'a toplar yerleştiriliyor. 16 yaşına kadar işte tüm Osmanlı erkekleri savaşa alınıyor ve Osmanlı Devleti bu savaşa hazırlanıyor. Öyle söyleyeyim. Az önce şey dediniz, önce denizden top atışlarıyla evet. Çanakkale Savaşı başlıyor. Peki denizde neler yaşanıyor? Şöyle söyleyeyim, hani Boğaz'da artık mayın kalmadığını düşündükleri zaman harekete geçtiklerini söylemiştim ama elimizde son 26 mayın kalıyor. Onların harekete geçmesinden bir gece önce Nusrat mayın gemimiz var. O Nusrat mayın gemimiz işte Boğaz'a 26 mayında bırakıyor. Hem işte 18 Mart tarihinde bu mayınların yol açmış olduğu işte hasarlar, hem de topçularımızın başarılı atışları sayesinde o yenilmez dedikleri zırhlıları ya da donanmaları 7 saat içerisinde büyük bir çoğunluğu batarak başarısız bir şekilde geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Peki bunun peşine İtilaf Devletleri pes etmiyor herhalde. Yani deniz evet. Savaşında yeniliyorlar ama sonrasında neler yapıyorlar? Sonrasında dediğiniz gibi yani Çanakkale'yi geçmeyi, Gelibolu'yu almayı hani akıllarından çıkarmıyorlar. Bu sefer karaya asker çıkartıyorlar. Bunun içinde özellikle İngilizlerin birçok sömürge toprağı var. Bu topraklar içerisinde de Avustralya ve Yeni Zelanda'dan işte birçok asker getiriyorlar. Bu askerlere hepinizin bildiği gibi Anzaklar ismi veriliyor. Anzakların yanı sıra diğer sömürge topraklarından da birçok asker getirilerek önce bu askerler Mısır'a çıkartılıyor. Mısır'da bunlara bir eğitim veriliyor. Sonrasında Limni Adası'na bu askerler getiriliyor ve 25 Nisan tarihinde de karaya asker çıkartıyor İtilaf Devletleri. Karaya çıktıktan sonra neler yaşanıyor peki? Kara savaşları nasıl geçiyor? Kısaca ondan bahsedebilir miyiz? Yani kara savaşları oldukça kanlı ve oldukça zorlu geçecek her iki taraf içinde. Yaklaşık 8 ay boyunca savaş sürecek. İtilaf Devletleri öncelikli olarak hani ellerindeki haritalarla çıkartmalar yapacaklar. Bu çıkartmalar sırasında bir takım işte sıkıntılarla da karşı karşıya gelecekler. Akıntıdan dolayı çıkartma yapmak istedikleri koylar yerine çok daha dik yamaçlı koylara çıkmak durumunda kalacaklar. Bu onların ciddi anlamda kayıplar vermesine neden olacak. Bunun yanı sıra hedefleri aslında şu: Gelibolu Yarımadası'na asker çıkartıp işte Türk mevzilerini arkadan sarıp sonrasında da işte Saros Körfezi'nde diğer bir ordularıyla birleşip Marmara yolunu kendilerine açmak ve İstanbul'u ele geçirmek adına hareket etmek. Hani kara savaşları İtilaf Devletleri'nin işte askerlerini Gelibolu Yarımadası'na çıkarmasıyla başlıyor. Öyle söyleyebilirim hocam. Peki tam bu noktada galiba Mustafa Kemal devreye giriyor. Mustafa evet. Kemal Atatürk bu Çanakkale Savaşı'nın tam olarak neresinde yer alıyor acaba? Yani Kara Savaşı söyleyeyim. Başladıktan sonra işin içinde. Evet. Ve buyurun. Şöyle söyleyeyim. Savaşın başlangıcında aslında Mustafa Kemal, yani Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Mustafa Kemal Bulgaristan'da.
Orada ateş militer olarak görev yapıyor. Bu anlamda savaş çıktıktan sonra savaşa katılmayı çok arzu ediyor. Genelkurmay'a bu arzusunu bildiriyor bir mektupla. Genelkurmay'dan işte savaşa katılması izninin verilmesini talep ediyor. Ama Genelkurmay Mustafa Kemal'in Bulgaristan'da kalmasının daha doğru olduğu düşüncesiyle hareket ediyor. Mustafa Kemal artık her şeyi göze almış durumda. Yani işte bir sivil olarak da işte İstanbul'a gelip sonrasında normal bir asker olarak bile Çanakkale Savaşları'na katılmayı göze alıyor. Ama işte o hazırlıklarını yaparken Genelkurmay'dan Mustafa Kemal'in işte cephede yer alabileceğine dair bir emir alıyor. Ve sonrasında önce Tekirdağ'a geliyor Mustafa Kemal. Tekirdağ'da ihtiyat kuvvetleri var. Yani doğrudan savaşta yer almayacak ama ihtiyaç durumunda savaşa dahil olacak birliklerden birinin başında Mustafa Kemal öncelikli olarak savaşta görev alıyor. Ama Çanakkale Savaşları oldukça kanlı, oldukça işte kayıpların yaşandığı bir savaş. Bundan dolayı Mustafa Kemal de birlikleriyle Çanakkale Savaşları'na katılıyor. O İtilaf Devletleri'nin işte çıkartma yapıldığı koylara da oldukça yakın bir yerde tümeni var. Bu anlamda işte Anafartalar tarafında İtilaf Devletleri çıkarmalarını yapıyorlar. Onları ilk karşılayan birlik komutanı ciddi anlamda kayıplar veriyor ve Musa Kemal'den yardım istemek durumunda kalıyor. Musa Kemal de birlikleriyle birlikte o çıkartma yapılan bölgeye geliyor ve askerlerine saldırı, savaş emrini veriyor ve kendisi de yüksek bir tepede olayları takip ediyor, izliyor. Savaşın gidişatında askerlerimizin bir kısmı kaçmaya başlıyor. Bu durum bir bozguna da dönüşebilir. Çok önemli bir durum. Hemen Mustafa Kemal müdahale ediyor ve askerlere neden kaçtıklarını soruyor. Askerler cephanemiz bitti. Ondan dolayı kaçtıklarını söyleyince de Mustafa Kemal cephaneniz kalmayabilir ama süngünüz var diyecek askerlere ve onlara yere yattıracak ve sonrasında süngü taktıracak. Bu durum İtilaf Devletleri tarafından çok algılanamayacak. Ne yaptıklarını tam bilemediklerinden dolayı bir tereddüt yaşayacaklar. Onlar da yere yatacaklar. Bu durum bize zaman kazandıracak ve takviye kuvvetlerinin gelmesiyle Musa Kemal artık ordusuna yeni bir emir verecek. Bu emir de ben size taarruzu emretmiyorum, ben size ölmeyi emrediyorum diyecek. Biz ölünceye kadar yerimize başka askerler ve kumandanlar gelebilir diyecek. İşte bu emri alan 57. alay kahramanca, cesurca ki öleceklerini bile bile bir mücadele içerisine girecekler. Ve düşman askerlerinin o çıkartmasını durduracaklar. Takviye birliklerinin de gelmesiyle cephede üstün konuma geleceğiz. Ama sonrasında savaşın bitiminde şöyle bir cephe incelendiğinde 57. alayın hemen hemen hepsinin şehit olduğu görülecek. Ama düşman çıkartması da engellenmiş olacak ve düşman o sahil şeridinde hani yapışıp kalacak diyebilirim. Orada hareketsiz bir şekilde kalmak durumunda olacak. Bu durum Mustafa Kemal'in cephede önemli başarılarından biri ki bundan dolayı Osmanlı imtiyaz nişanıyla ödüllendirilecek Mustafa Kemal. Ve kendisinin kurmuş olduğu o karargah yerine de Kemal Yeri adı verilecek. Peki burada yani bu başarıya, bu düşmanı durdurulmasına rağmen kayıplar oldukça fazla. Evet. Bunun nedenini Atatürk Mustafa Kemal nasıl açıklıyor ve bu kayıpları engellemek ve savaşı kazanmak için neler yapıyor? Yani şöyle söyleyeyim, şimdi Mustafa Kemal bu başarıyı elde ettikten sonra orada bir düzenlemeye gidiyor. Yani İtilaf Devletleri'nin çıkartma yapabileceği koylara işte askerler yerleştiriyor. Bu düzen sağlanmış olsa Mustafa Kemal'e göre İtilaf Devletleri çıkart yapsalar bile başarılı olamayacaklar. Ama Çanakkale Savaşları'nda ordu birliklerimizin komutanı bir Alman,
Liman Van Sanders. İşte Liman Van Sanders yanlış kararlar alıyor. Ki Musa Kemal'in o işte ortaya koymuş olduğu o düzeni bozuyor ve itilaf heyetlerinin sahile asker çıkartmalarına neden oluyor. Ki bu durum kayıplar vermemize neden oluyor. Bu durum Musa Kemal'in hiç hoşuna gitmiyor ve Genelkurmay Başkanı, aynı zamanda Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya bir mektup yazıyor. Ve mektubunda şunları ifade ediyor Musa Kemal. Arazinin engebeli olmasının yanı sıra işte sevk ve idaredeki aksaklıklardan dolayı düşmanı işte engellemenin mümkün olamadığını, düşmanı denize dökmenin mümkün olamadığını ifade ediyor. Ve vatanımızın savunmasında kalp ve vicdanları bizim kadar çırpınmayacağı aşikar olan, başta Liman Van Sanders olmak üzere bütün Almanların fikirlerinin üstün olmadığına kati surette hani buna inanmalısınız diyor ve Enver Paşa'ya cepheye gelmesini, cephede olayları işte yerinde görmesini ve komutayı üzerine almasını söyleyecek Mustafa Kemal. Bu mektup sonrasında Enver Paşa Çanakkale cephesine gelecek ve 11 Mayıs tarihinde Musa Kemal'le Kemal Yeri karargahında görüşecek. Bu görüşme sonrasında cephede yeni düzenlemeler yapılacak. İşte cephe üçe ayrılacak. Cephenin sağ kanadının kuzey kısmı da Musa Kemal'e bırakılacak. Musa Kemal'in bu işte Liman Van Sanders'i eleştiren ya da suçlayan işte söylemi cephede yeni düzenlemelerin yapılmasına neden olacak. Bu Enver Paşa'nın cepheye gelmesi sonrasında Musa Kemal önce albayla sonrasında 8 Ağustos'ta da Anafartalar grup komutanlığına getirilecek. Yine aynı tarihlerde işte Almanya Musa Kemal'e demir haç nişanını verecek ya da Bulgarlar işte Saint Alexander nişanını Musa Kemal'e verecekler. Bu hem Çanakkale'de göstermiş olduğu başarıdan dolayı verilecek hem de işte bu eleştirilerini biraz yumuşatması ya da azaltması adına ya da onu susturmak adına bu nişanların verildiğini ifade edebilirim. Mustafa Kemal'in Enver Paşa'ya yazdığı mektup o zaman bu savaşın seyrini oldukça değiştiriyor. Atatürk'ü de grup komutanlığına getiriyor. Tabii bu da savaşı direkt etkiliyor. Peki bu süreçten sonra savaş neye doğru evriliyor desem? Yani şöyle söyleyeyim, yani savaş yine olanca hızıyla devam ediyor. İtilaf tehditleri işte Jonk Bayırı'na, karadan ve denizden saldırılarına devam ediyorlar. Ve bu saldırılar karşısında yine ordu birliklerimiz kahramanca ve cesurca yine mücadelelerine devam ediyorlar. Ama ilk etapta ilerlemelerine karşı bir engel de olamıyoruz. Anafartalarda Musa Kemal yine ordu birliklerinin başında yine önemli başarılar kazanılmasını sağlıyor. Yine İtilaf devletlerinin işte ilerleyişi durduruluyor. Ama şunu söyleyeyim, artık savaşlar çok daha kanlı, çok daha şiddetleniyor 9 Ağustos'tan itibaren. Belki Çanakkale'yi gezenleriniz olmuştur. Orada siperlerin 8-10 metreye kadar birbirine yakınlaştığını görürsünüz. Yani 10 metre ileride İtilaf Devletleri askerleri işte 10 metre geride de ordu birliklerimiz mücadele ediyor. Yani ordu birliklerimiz, askerlerimiz işte öleceklerini bile bile bu kahramanca mücadeleye devam edecekler ve bu mücadelenin kazanılmasını sağlayacaklar. Bu direnç karşısında ve yaşadıkları başarısızlık sonrasında İtilaf Devletleri artık Çanakkale'den çekilmeye başlayacaklar. Öncelikli olarak işte Aralık ayının içerisinde ordu birliklerini çekmeye başlayacaklar. Son askeri birliklerinde 1916 yılının ocağın ilk haftasında çekerek artık Çanakkale cephesinden tamamen ayrılacaklar. Yenilgiye uğrayıp. Evet, yenilgiye uğrayıp evet. Ayrılacak. Ya bu kesin bir zafer diyebiliriz değil mi buna? Elbette. Hani bu zafer bizim adımıza ve belki
bizim de içerisinde bulunduğumuz İttifak Devletleri adına çok önemli bir başarı. İtilaf Devletleri için ise çok büyük bir hezimet. Yani savaş öncesinde o kafalarındaki hiçbir şeyi gerçekleştiremeden çekilmek durumunda kalıyorlar. Hani Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakıp Rusya'ya yardım götürme düşüncesini gerçekleştiremiyorlar. Bunun yanı sıra savaşı Almanya üzerinde yoğunlaştırıp bir an önce savaşı bitirme düşünceleri yine gerçekleşmiyor. Ama şunu ifade edeyim, yani bu savaş onlar adına da çok kayıp veriliyor. Bizler adına da çok büyük kayıplar var. Yaklaşık 250 bine yakın şehit veriyoruz. Ki bu şehitlerin önemli bir kısmı henüz okullarından mezun olmuş, yeni işte atanan subaylardan ve eğitimli kişilerden oluşuyor. Ki bu durum özellikle milli mücadelenin başarıyla sonuçlandıktan sonra yeni devletin temellerinin atıldığı dönemde işte o kalkınma adına atılacak adımlarda eğitimli insan açığının çekilmesine neden olacak, onu söyleyeyim. Şunu da ilave edeyim. Bu başarı Mustafa Kemal'in Anafartalar kahramanı olarak anılmasına neden oluyor. İşte hem o tarihte hem de daha ilerleyen tarihlerde dergilerde, gazetelerde Mustafa Kemal'in resimleri de yayınlanıyor. Hani bu ileride milli mücadelenin lideri olmasında da ciddi anlamda önemli bir Evet. rol oynayacak Burada oradaki başarı. kazanılan başarılar, milli Evet. mücadelede Anadolu insanının Atatürk etrafında, Mustafa Kemal etrafında toplanmasına sebep oluyor. Peki yine Mustafa Kemal'den devam edersek, burada kazanılan bu zaferi, bu başarıyı Mustafa Kemal neye bağlıyor? Evet, Mustafa Kemal bu başarıyı bir konuşmasında Mustafa Kemal şunları söyleyecek. Yani bu burada kazanılan başarının nedenlerini Mustafa Kemal şöyle izah edecek. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8-10 metre, yani ölüm muhakkak diyecek Mustafa Kemal. Birinci siperdekilerin hiçbiri kurtulamamacasına düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerine geliyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini de biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayret ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur diyecek Mustafa Kemal. Evet, Evet. tam olayı yerinden yakaladımış, çok güzel bir tespitte bulunmuş kendisi de. Evet, kesinlikle. Peki, bir de başka komutanlar da var. Hem karşı tarafta hem Evet. bizim tarafta diyelim. Yani İtilaf Devletleri'nde hem de İttifak Devletleri'nde. Onların bu savaşa dair son olarak sorsam size bir anıları, düşünceleri var mı? Bunlar varsa neler, bizimle paylaşabilir misiniz? Elbette savaşan iki ordunun komutanı da işte hem İttifak Devletleri orduları komutanı, yani bizim komutanımız Liman Van Sanders, hem de İtilaf Devletleri'nin komutanı Ian Hamilton anılarında Çanakkale Savaşları'na yer vermişlerdir ki her iki komutan da o askerlerimizin kahramanlıklarını anlatmıştır, öyle söyleyeyim. Ian Hamilton anılarında şunları yazmıştır: İnsan ruhunu yenmek mümkün olmuyor. Dünyada hiçbir ordu bu kadar ayakta kalamaz. Sadece bugün 1800 şarapnel attık. Aylardan beri gece gündüz savaş gemilerimiz mevzilerini bombalıyor. Son derece hırpalanmış Türkleri koruyan tanrılarından ayırmak için başka ne yapılabilir diyor Ian Hamilton. Liman Van Sanders ise şunları söyleyecek: bir asker için mutluluk denen bir şey varsa o da Türklerle omuz omuza savaşmaktır diyebilirim diyecek. Fakir insanlardı. Buğday kırığından yapılmış çorba en önemli yemekleriydi. Sağlıksız su içerlerdi. Çamur barınaklarda yatarlardı. Fakat en modern silah ve araçlarla donanmış düşmanlarına karşı aslanlar gibi savaşırlardı. Bu insanların kalplerinde sadece ve sadece ulvi bir vatan sevgisi vardır. Ölüme onlar kadar gülümseyerek giden bir millet ferdi daha görmedim diyecek Liman Van Sanders'e. Tüm bu yazılanlar da askerlerimizin ne kadar zor şartlar içerisinde çok büyük bir
başarı elde ettiklerinin bir göstergesidir. Öyle söyleyeyim seni hocam. Peki hocam, tüm bu bilgiler ışığında son bir soru daha sormak istiyorum. Size göre, sizce savaşı kazanmamızın nedeni nedir? Evet, bunu şöyle sizlere anlatayım. Yani burada İtilaf Devletleri başarısızlıklarını işte ya da uğradıkları yenilgiyi harekatın iyi planlanamamasına ya da işte haritaların hem eksikliği hem de yanlışlığına bağlıyorlar. Ya da cephaneyi yetersiz görüyorlar ki hani kıyaslama yaptığımızda bizden kat kat üstünler ama buna rağmen işte bu başarısızlığı cephane yetersizliğine ya da komutanların tecrübesizliği gibi nedenlere bağlıyorlar. Onlar açısından yenilginin, bizim açımızdan ise zaferin kaynağı Türk milletinin Çanakkale Savaşı'nı bir ölüm kalım mücadelesi olarak görmesi, ölümden korkmayarak kahramanca savaşması ve vatanına canını feda etmesinden kaynaklanıyor. Bunu o şekilde cevaplandırayım. Ve bu zaferin kazanılmasında 18 Mart kahramanı Cevat Paşa, Anafartalar kahramanı Musa Kemal Paşa, Beciğe kahramanı Seyit Onbaşı ya da işte Ertuğrul Koyu kahramanı Ezineli Yahya Çavuş ve bu isimlere eklenebilecek binlerce isimsiz kahramanın üstün ve azim ve gayretinden dolayı bu zafer, bu destan başarıyla yazılmıştır. Öyle söyleyeyim hocam. Ve son söz olarak da şehitlerimizi minnetle anıyor. Nur içinde yatsınlar diyorum. Ruhları şad olsun. Evet. Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Okulumuz adına, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına ve tüm Zonguldak halk adına size çok çok teşekkürler ediyorum. Umarım en kısa sürede tekrar başka konularda yine beraber yüz yüze programlar yaparız. Buradan da duyurmak isterim. Bizim Kilimli Anadolu Sesi olarak bir küçük bir stüdyomuz var. Orada da bu tarz yayınları kayıt yapabiliyoruz. Ya da canlı yayın, burada olduğu gibi canlı yayınlarda yapabiliyoruz. Umarım en kısa sürede sizi oraya davet ederiz. Orada hem öğrencilerimizle tanışır, sohbet eder. Hem de orada diğer tarihle ilgili konularda sohbetlerimizi gerçekleştirebiliriz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Büyük bir mutluluk duyarım. Tekrar bir araya gelmek, tekrar söyleşide bulunmak beni de mutlu eder. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programımız burada sona ermiş oldu. Desteklerinden dolayı Sayın Kilimli Kaymakamımıza, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Kilimli Anadolu Lisesi Müdürüne ve öğretmenlerine ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım diğer programlarda, diğer canlı yayınlarda buluşmak üzere diyorum en kısa sürede. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.